Bu da aptal bir makine. Daha iyisi geldiği zaman biz yavaş yavaş bu bize yaklaşıyor bakın. Biraz sonra beynimizin bir yerine içeri girecek. İçeri girdiği zaman bahsettiğimiz insanı konuşmamız lazım. Bu hangi akıl bu insanı yönetmeye çalışıyor? Ve sonuçta ne yapmaya çalışıyor? Bulduğumuz zaman biz deriz ki işte kayıt dışı bitti. Zaten numaraları artık ezberleyemiyoruz. Alzheimer'da yayılıyor. İnsanın en büyük sorunu ürettiği teknoloji için fazla karmaşık bir canlı olması. O son 15 bin yıldan beri bulduğumuz antropolojik kanıtlar, insan kafataslarına falan bakıyoruz, beyin hacimlerini çalışıyoruz. %5 oranında yaklaşık beynimiz küçülüyor nesiller boyunca. Bir izleyici de onu sormuştu. Ben güncelledim, tabii, kaçırdım o tweet'i. Mesela çok iyi bir yere. Mesela şeyde yıl ne, kaç yıldır oluyor bu iş? Bu son 10 bin, 10-15 bin yıl bandında. Ne oluyor 10-15 bin yıl bandında? Bahsettiğimiz tarım dış devrimi. Beyin. Tarım devrimi ve teknoloji. Tarım devriminde bir artık şehirdesiniz, yemek geliyor. Hı hı. Yani hayatta kalma ikinci plana düşmüş. Sadece yazının icadı, kağıt falan bile aslında beynimizdeki bir sürü şeyi dışarıya aldı. Dolayısıyla içerideki ihtiyacı azaldı. Ve son 5000 yılda yazıyı da devreye sokarsanız. Ya bunun sonucunda beyne ihtiyacımız azalıyor. Şimdi işte transhümanizm tam bu noktada. Beynin kalan kısımlarının geliştirilmesi gibi bir şey çıkacak. Bilgisayarlı kısımlarını geliştirme seçeneğini seçecek olursak eğer, insanlığa tamamen başka bir yol çizeceğiz ve işte o zaman Digi Sapiens, Homo Sapiens, Sapiens'in sonunu işaretleyen yeni tür olacak. Bunda bence hiçbir beis yok. Yani şey değil bu, bundan korkuyor falan ya da bunu kara bir senaryo olarak söylüyor değilim. Öyle bir olacak, atıyorum benim 3 göbek sonraki torunum. Tekamülün devamı işte da yarı olabilir. Efendim dijital, yarı Android bilmem ne bir şey olacak. Olsun, hayırlı olsun. Her sene bir parçasını upgrade edecek falan. Fakat bunun bir tehlikesi var. Tekrar söylüyorum. İnsan teknolojiyi körce kullanıyor. Albert Einstein diyor ki bugün modern insanın elindeki teknoloji 3 yaşındaki bir çocuğun elindeki jilet gibi. Kendini süper geliştirir, Mars'a gider, Isaac Asimov'un gördüğü gibi galaksiler arası yayılır, bilmem hepsi olur. Ama acaba varlığın amacı, bütün bu bütüncül sistemin amacına uygun bir şey mi yapıyorum? Yani ben bizim kültürümüzdeki tabirle söylersek yoldan sapıyor muyum? Yoksa hani gerçekten bana çizilmiş ya da benim varlığımın amacına uygun bir tarafta mı gidiyorum? Bu soruyu sormadığı zaman tokadını çok büyük yiyor. Mesela bu tokat bugün yenen versiyonu nedir? Çevre kirliliği, küresel ısınma, buzların erimesi, denizlerin asitleşmesi vesaire vesaire. Bugün şimdi ufaktan o tokadı yiyoruz. Ne yaptık biz? İşte ilk birinci ve ikinci sanayi devriminde ürettiğimiz atıkların bugün bize dönen halini yaşıyoruz şu anda. Şimdi denizlerimizde ciddi anlamda yaşam tehdit altında. Bunu mesela biyologlar neden kendilerini bir yerlere zincirleyip anlatmıyorlar? Ben hayret içerisindeyim. Okyanus asitleşmesi şu demek. Okyanus asitliği 2 puan daha artarsa, yani 0-2 puan daha artarsa, şu anda bizim oksijenimizin %70'ini sağlayan okyanuslar, deniz yüzeyindeki o mavi yeşil işte organizmalar kalkacak ortadan. Ya fotosentez yapan arkadaşlar olmazsa, istediğiniz kadar fabrikanız, teknolojiniz, yapay zekanız, 3D yazıcınız olsun, yiyecek bir lokma bulamazsınız. Amazon'un bir anlamı yok yani. Hiçbir önemli olan orası.